insanlar şehirde dijital veya mekanik saat çarklarının veya devrelerinin çalışma prensibine uyarak sabah kalkıyorlar. Şu saatte işe gidilecek, kahvaltı yapılacak, çocuk bakıcıya bırakılacak, efendim işe gidilecek, kargoya gidilecek, doktora gidilecek vesaire. Dijital ve çarkların, analog saatlerin tiktaklarıyla hareket ediyoruz. Ama doğada öyle mi? Değil. Doğanın kendi saati var, ritmi var. Herkes, vücudun her organı ne zaman ne yapacağını kendisi biliyor zaten. Biyolojik ritim diyoruz buna. Uyuyacağınız zamana beyniniz karar veriyor. Yemek yiyeceğiniz zamana kan şekeriniz sayesinde mideniz karar veriyor. Doğada meyve mi açılacak, çiçek mi açılacak, yaprak mı dökülecek? Buna da doğa ve doğada yaşayan canlılar karar veriyor. Doğanın ritmine göre onlar da kendi biyolojik ritimlerini oluşturuyor. Gelirken yolda altın otu buldum. Bakın ne güzel. Büyümüş, çiçeğini açmış, tohumlarını dökmüş. Tohumları her bitkinin gelecek seneye neslini devam ettirmesi için yatırımıdır. Keza meşe palamudu da öyle. Yatırımını yapmış gelecek sene için, yeni bireyler oluşturmak için. Sonra kendini kışa hazırlamış, yapraklarını dökmüş, iletim demetlerini tıkamış ve dikkatli bakın çevrenizdeki ağaçlara, ilk tomurcuklarının uç kısımlarını vermiştir. İlkbahara hazırlık sonbahardan başlar. Tomurcuklarını verdiler, bekliyor. Diyeceksiniz ki tomurcuk şey yapar, ayaz vurur. Bu tomurcuk dediğimiz sizin gördüğünüz açmış çiçekler değil. Onun ilk başlangıç hali. O kısımda yoğun miktarda reçine olduğu için de çok yüksek seviyede, aşırı derecede soğuklar olmadığı sürece o bölge için kışın karda rahatlıkla donmadan yaşamlarını devam ederler. Baharı hazır bir şekilde. Bahar geldiği zaman da yapraklarını ve çiçeklerini açarlar. Bugün Manastırlar Vadisi'ndeyiz. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Manastırlar Vadisi. Vadi ilçe merkezinden başlıyor. Kilise Camii, Ortodoks mezhebinin de başlangıcının dayandırıldığı veya dayandığı düşünüldüğü Kilise Camii ile başlıyor. Ve devamında yüksek kiliseye kadar ulaşıyor. Vadinin içerisinde Çömlekçi Kilise, Pürsenli Kilise, Kömürlü Kilise gibi birçok kilise var. Yaklaşık 40-50 civarı kiliseye sahip. En güzel tarafı, benim için tabii en güzel tarafı, şehirden birdenbire doğaya geçiş yapıyorsunuz. Şehir, kiliseler ve vahşi doğa. Harika yürüyüş parkurları, çok güzel fotoğrafik kayalar. Zaten genel itibariyle Manastırlar Vadisi, Ihlara Vadisi'nin minyatürü şeklindedir. Daha kısası, daha az kiliselisi ama bazı farkları var. Hepsi daha az değil. Neyi daha güzel? Meşe ağaçı yayılımı. Vadinin başlangıcında söğüt ağaçlarıyla başlıyoruz. Daha sonrasında söğüt ağaçları bitiyor ve meşe ağaçları başlıyor. Ve en güzel olduğu mevsim sonbahar. Sonbaharda meşe ağaçlarının yapraklarını sarı ve kahverengiye çevirmesiyle ortamın güzelliği bir kat daha artıyor. Şimdi doğada gezerken doğanın nimetlerinden de faydalanmak lazım. Kuşburnu ve alıç arayacağım. Eğer bulabilirsem onlardan karışık olarak güzel bir çay yapacağım. Bu çayın içine altın otu, şifalı bir bitkidir. Composite familyasından. Onu da atacağım. Kuşburnunu atacağım. Ve alıçlarımı atacağım. Alıç harika bir meyvedir.
kompostosu yapılıyor, reçeli yapılıyor. Çocuklar toplar onu boyunlarına ipten geçirip asarlar. Hafif ekşimsi, mayhoş. Ermişlerimizin, evliyalarımızın hikayelerinde de duyduğumuz bir meyvedir. Onlardan toplayacağım ki vadide bolca var. Daha sonra onlardan bir çay yapacağım. Yanımda iki yumurta ve biraz hamur getirdim. Biraz da tereyağı. Şişte yumurta, şişte ekmek pişireceğim ve o sıcacık ekmeğimin içine tereyağını sürüp yumurtamla afiyetlice yiyeceğim. Evet, şimdi çevreden bulabileceğim kuru odunları toplayıp ateşimi yakacağım ve şişte yumurtayla şişte ekmeğimi yapacağım. Odunlarımı toplamaya gidiyorum. Tamam, şöyle bir ineyim. Şimdi birazdan yapacağım şişte yumurta ve şişte ekmek için birkaç söğüt dalı alacağım kendime. Malum birazdan Manastıral Vadisi'ndeki bitki örtüsü değişecek. Söğütler bitecek. Meşe ağaçları başlayacak. Meşe ağaçlarından sonra da kayalar tamamen alanı sarıyor. Daha sonrasında ise Sivrihisar'a ulaşıyorsunuz. Sivrihisar'ın orada yukarıda 1700 metrede Sivrihisar Kalesi var. Tarihi Sivrihisar Kalesi. Akabinde hemen yaklaşık 700-800 metre ilerisinde Kızıl Kilise vadinin bittiği yerler. Şimdi ekmek ve simit için iki türlü dal alacağım. Biri ekmeğim için kalın dal, ekmeği daha güzel sarabilmek için. Diğeri ise yumurtayı şişe geçirebilmek için mümkün olduğunca ince ve sağlam bir dal olacak. Beni yetiştiren dizci liderlerinden Yusuf Kılınç'ın bir sözü vardı, kulaklar çınlasın. Dizci ne kadar kendini geliştirirse bıçağı o kadar küçülür diye. Bu bölümümüzde ikinci bir bıçak getirdim yanımda. Yine değerli bir arkadaşımın hediyesi. Kılıf benim yapımım, bıçak arkadaşımın yapımı. Gördüğünüz gibi küçük. Namlusu yaklaşık 5-6 santim uzunluğunda. Sap, benge ağacıyla geyik boynuzu karması makas çeliğinden. Bıçağımız bununla ekmek şişi ve yumurta şişimi hazırlayacağım. Evet, bıçağımla ufak çentikler atıyorum. Sonrasında dalımı kırabileceğim. Söğüt dalı zaten çok da sağlam bir dal değildir. Kolaylıkla kırabileceğim ufacık bıçağımla. Evet. Bunu ayrıca soyacağım. Ağacın kabuğundaki böcek yumurtalarını yemek istemiyorum. Şu an öyle bir ihtiyacım yok. Malum önümüz kış ve bütün canlılar harıl harıl kışa hazırlanıyor. Bu hazırlıklardan biri de böceklerin yumurta yapıp onları bekletmesi. Bu yumurtalar zorlu hava şartlarına karşı dayanıklı. Uygun hava sıcaklığı, nem, gece gündüz uzunluğu olduklarında tekrar canlanacaklar. Evet. Ekmek şişim hazır. Oo. Evet. Şanslı bir günümüzdeyiz. Çok şanslı bir günümüzdeyiz. Mantar bulduk. Bu mantar bizim normal bildiğimiz mantarlardan değil. Kav mantarı. Kav mantarı nedir? Kav mantarı harika bir ateş tutucudur. Ateş taşıyıcıdır. Bu
hayatı idamede, doğada hayatı idamede ateş başlatacağınız zaman çubuğu çubuğa sürttüğünüzde veya başka bir şekilde biraz köz elde ettiğinizde kal mantarı onu tutar. Tutar ve onun ısısını, ateşini korur. Bu ısıyla ateş aldıktan sonra da onu alır, tutuşturacak diğer kuru yapraklar, kuru dallar onların içine katar ve ateşinizi yakarsınız. Bir bushcraft için, doğada kamp yapan biri için harika bir nimettir. Evet, bu Manastırlar Vadisi'ne geldiğinizde yapmanızı tavsiye edeceğim şeylerden biri de kuşburnu ve alış toplamak. İkisinin ağacı da burada bol miktarda var. İkisi de Rosaceae familyasından, gülgillerden. Alıç, Amidalus, farklı türleri var Aksaray'da. İç Anadolu'da çok yaygın. Biraz önce topladım bir avuç alıcımı. Kuşburnu, Rosa Canina, C vitamini yönünden ikisi de çok yüksek değerlere sahip. Ondan da biraz toplayacağım ve ikisini karıştırıp güzel bir kış çayı yapacağım. Malum havalar soğudu, kış giriyor. Vücudumun dirence ve C vitamini ihtiyacı var. Onlar da Manastırlar Vadisi'ndeki kuşburnu ve alış meyvelerinden karşılayacağım. Şimdi bu alıcı toplarken biraz sonbahardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten harika renkler. Sarının, turuncunun, kahverenginin tonları bize eşsiz bir sölen sunuyor ama aslında olan nedir bitkilerde? Ne oluyor da bu bitkiler yapraklarını döküyor, sarartıyor. Bitkiler yapraklarıyla yaz mevsiminde yaptıkları fotosentez besin üretiminden sonra kış yaklaşırken olumsuz hava şartlarında içlerindeki su donup onlara zarar vermesin diye vücutlarındaki bünyelerindeki suyu azaltırlar. İletim demetlerini tıkarlar ki daha az su gelsin, topraktan fazla su gelmesin. Ayrıca yapraklarını dökerler. Yapraklarını dökmenin iki amacı vardır. Biri fazla sıvıyı, dokuyu azaltmak, ikincisi ise boşaltım. Bitki yaprağını atmadan önce artık maddelerini yapraklarında biriktirir. Bu yaprakların da artık maddeleri biriktirdikten sonra yaprağın sap kısmı ayasına yakın yerde lizozom enzimleri vardır hücrede, sindirim yapan. Bu lizozom enzimlerini hazırlar. O enzimler çalışır, oradaki bölgedeki bütün hücreleri sindirir. Ve böylelikle yaprak dalından kopar ve toprağa karışır. Ayrıca bu neyi sağlar? Toprağa düşen yapraktaki mineraller, bileşikler, çürükçül bakteri ve mantarlar tarafından ayrıştırılır. Toprağa humus olarak geri döner. Ve bu humusu bitki tekrar ihtiyaç duyduğunda topraktan alır. Budur toprağın bereketi. Bir avuç kadar kuşburnumu topladım. Benim için yeterli. Doğa hiçbir zaman için açgözlü değildir. Ve açgözlüler de sevmez. Benim için yeterli miktarda bir kuşburnu.
afiyetle çayını yapacağım. Sevgili seyirciler, kuru odunlarımı topladım. Ateş başlatıcısı olarak gevenimi topladım. Kuru geven bulmaya çalıştım. Alıçlarım. Sarı alıç, kırmızı alıç, kuşburnularım ve altın otum. Bunlar çay malzemem. Birazdan çayımı yapacağım. Köy yumurtalarım. Evet. Yumurtalarım burada. Tereyağım ve çay bardağım. Az önce hazırlamış olduğumuz yumurta için şişlerim ve ekmek için şişlerim. Şimdi ateşimizi başlatalım. Daha sonra ateşimiz köz haline gelene kadar biz ekmeğimizi şişe geçirelim, yumurtalarımızı da şişe takalım. Evet, önemli olan bıçağınızın ne kadar büyük olduğu değil, onu nasıl kullandığınızdır. Şimdi çayımı hazırlayacağım. Altın otumun baş kısımlarını. Alıçlarımı koyarken biraz da eziyorum ki daha güzel nüfuz etsin. Harika bir sonbahar çerezidir. Harika bir C vitamini deposudur. Şimdi suyum ısınıp kaynadığında da içindeki alkaloidler karışacak suya ve ben çayımı afiyetle içeceğim. Kuşburnu. Bunu normal de yiyebilirsiniz, dalından koparıp. Çekirdeği biraz fazladır. Ona dikkat etmeniz yeterli. Hatta az önce yolda güzel yurtlu bir amcamıza rastladık. Yürüyüşe çıkmışlar ve biraz da kuşburnu toplayıp evlerine dönüyorlar. Evet. Şimdi çayım biraz daha geç olacağı için onu öne alacağım. Öne alacağım derken önden başlatacağım pişme işini. Ateşimi biraz yayıyorum. Ve çaydanlığımı ateşime yerleştiriyorum. Evet, burada budaklar var diğer taraftan. Uç kısmını açıyorum. Tırtıklarını ortadan kaldırıyorum. Evet. Şimdi yumurtamı şişe geçirebilirim. Bunu yaparken bıçağınızın ucuyla yumurtanın uç kısmına darbelerle
Yumurtayı çatlatmadan ama kırarak delik açıyorsunuz. Aynı şeyi tam karşısına da yapıyorsunuz. Daha sonra şişinizi, evet, yumurtamız şişe takıldı. Hatta tek şiş kullanayım. İkinci şişi kullanmadan. Onun da aynı şekilde iki tarafına da delikler açacağım. Evet. Yumurtalarım şişte. Burada pişirirken özellikle dikkat etmeniz gereken en önemli şey, yumurtanız iç genleşmesiyle kabuğun genleşmesi eşit değil. Çok yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Hızlı bir ateşe, yüksek bir ateşe koyarsanız ne olur? İç genleşme fazla olduğu için yumurtanız patlar. Tamamen ses çıkararak güm diye patlar. Onun için ateşe çok yaklaştırmadan belirli bir mesafeden yumurtalarımı yerleştireceğim. Şurası iyi gibi. Bu şekilde dursun. Yumurtalarımı şişe geçirdim. Şimdi sıra ekmeğimde. Hamurumuzu gelveri çöreğinin hamurundan aldık gelirken. Bunu hamur getirip siz de yoğurabilirsiniz. Şimdi bu ekmeğe nasıl takılacak? Şişe nasıl takılacak? Evet, hamurunuzu alıyorsunuz. Tabii elinizin hamur olmasını göze alacaksınız. Şimdi bu uğraştırıyor ama piştiğinde sıcacık ekmeğin içine tereyağını koyup eriterek yiyeceğim. Uç kısmını temas ettirdikten sonra böyle spiral şeklinde hafif boşluk vererek, neden? Daha iyi pişmesi için hamurumuzu şişimize takıyoruz. Evet, birinci şişimiz hazır. Şimdi ikinci şişimi de takacağım. Evet, ikinci şişim de hazır. Şimdi çayımın yerini değiştirip ateşte ekmeğimi pişirmeye başlayabilirim yumurtamla. Çaydanlığımı artık kenara alıyorum. Kaynamaya da yakın. Ateşi verimli kullanmak lazım. Evet. Ekmeklerimi pişirmeye başlayabilirim. Hatta şöyle yerleştirsem daha güzel olacak. Evet, çayım hazır. Kaynamaya başlamış. Şimdi çayımı alacağım. Evet. Tam bir C vitamini deposu. Evet, çayım olduğuna göre ekmeğim de pişti. Yumurtamın biraz daha vakti var. Şöyle ekmeğimin içine yumuşak bir tereyağı sürebilirim.
Evet. Evet, dumana bakın sayın seyirciler. Oh, mis gibi. Evet. Tereyağı melisin. Evet sevgili seyirciler. Bugün Manastırlar Vadisi'ndeydik. Aksaray'ın ve Güzelyurt'un çok kıymetli doğa sporları ve tarih ve kültür mekanı. Şişte yumurta yaptık. Alıç, kuşburnu ve altınotundan çayımızı demledik, kış çayımızı. Şişte ekmeğimizi pişirdik, tereyağımızı sürdük ve afiyetle yiyeceğiz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Doğada kalın, doğayla kalın.